Hepinize merhabalar dostlar. Bugün Defunct oynuyoruz. Defunct 29 Ocak 2016 tarihinde çıkmış bir indie oyun. Fresh Disquisite denen bir firma tarafından geliştirilmiş ve Soedesco tarafından yayınlanmış. Oyunumuz macera oyunu gibi bir şey. Ben birazcık göz attım oyuna nasıl bir oyun diye. Yeteri kadar ucuz bir oyun. Evet, ucuz bir oyun. 18 TL fiyatı var. %90 indirime girmiş. 1 lira 80 kuruşa alabiliyorsunuz oyunu. Ben devam etmeyeyim, yeniden başlayalım oyuna. Bir ilk bakış tarzı bir şey yapalım. Oyunu tanıtma maksatlı bir gösterelim. Böyle bir ara sahneyle başlıyoruz oyuna. Oyun bu arada Türkçe, fakat Türkçe veya İngilizce olması hiçbir şey fark ettirmiyor. Bir tek zaten arayüzü var Türkçe olması gereken. Onun dışında altyazı vesaire bulunmuyor oyunda çünkü konuşma yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla konuşma yok. Bu ekranda gördüğünüz arkadaşı canlandıracağız. Yani bu arkadaşı oynayacağız. Bu arkadaşın motoru bozulmuş. Motorlu bir araç normalde kendisi ama bozuk. Ve oyuna geçiyoruz sanırım şu an. Atlayacak yola. E tuşuyla yine görebiliyoruz burada çıkan şeyi. Oyunun mekaniği yer çekimine dayanıyor. Yer çekimi ve farenin sol tuşuna bastığınız zaman artıyor yer çekimi. Ve aşağıya doğru sizi çekmeye başlıyor. Yokuş aşağı giderken hızlanıyorsunuz ve yokuş yukarı giderken de yavaşlıyorsunuz doğal olarak. Şu şekilde hızlı iniyoruz. Oyunda çok fazla bug'ımsı şeyler var. Yok diyemeyeceğim. Bakalım burada bize ne söyleyecek. Bozuk motoru kullanmak için V tuşuna basılı tut. Bozuk motor hızın bitince veya yokuş yukarı tırmanırken son çare olarak kullanılır. Yani Türkçe sadece bunun gibi şeyler için yeterli olabilir sanırım. Bu arada oyunda çift zıplama da bulunuyor. Şu şekilde gösterebilirim. Aldığımız şey şurada bir yer var. Oraya koymamız gerekiyor. Kendisi gitti zaten. Daha sonra bunun üstüne gelip sol tuşa bastığınız zaman mouse'un tabii S sadece yavaşlamaya yarıyor. İlerlemeye veya geri gitmeye yaramıyormuş. Zıplamanız hiçbir şey değiştirmiyor. Ama yer çekimini arttırdığınız zaman onu aşağı indirebiliyorsunuz. Düğmeye basabiliyorsunuz. Bu sanırım checkpoint olarak geçiyor. Bakalım. Evet, checkpoint olarak geçiyor. Zıplamak, çift zıplamak, boşluk tuşu, çift zıplamak da falan fistan. Zıplayamadım üzerine. Tekrar şuradan çıkalım bir yukarıya. Ya kontrolü gerçekten çok zor bu arkadaşın. Alamadım da. Az önce hatırlarsanız bir parça alıp yerine takmıştık. Burada iki tane parça var. Bu bölümü geçebilmemiz için iki parça alıp takmamız gerekiyor. O yüzden o parçayı almaya çalışıyorum. Oyunun gördüğüm en büyük eksiklerinden biri tam ekran olmuyor sanırım. Ve aldım parçayı. Evet, çok iyi. Şimdi diğer parçayı almaya gidiyorum. Onu da aldık.
Belki bölümü bitirebiliriz ama etrafı göstereyim biraz ben size. Şu ok işareti gibi olan yerden gideceğiz, anahtar olan. Şurayı ben de görmemiştim. Oraya da bakmış oluruz hem. Ya orada garip bir yer var gibi. Fakat gidemiyorum veya gidebiliyor muyum bilmiyorum. Emin olamadım şu anda. Tekrar buradan denemek istiyorum. Buradan aşağıya doğru gidip. Son kez deniyoruz. Yok, gidemedim. O yüzden geri dönüyorum. Bu bölümü geçelim. Ya oyun sadece bu kadardan ibaret de değil. İlerleyen bölümlerde daha farklı mekanikler de denk geliyor. Örneğin bir yerin üstünden bir yere bastığınız zaman sizi zıplatabiliyor. Burada yine bir ara sahne girecek. Ya aslında bakarsanız çok şirin bir karakter var karşımızda. Buna mı bassam? Yok yok. Şuna bassam. Bilemedim. Bas gitsin. Olmadı. Bir daha bas. Tam buna bas. İyi, ikisine birden bas. Ne yapalım? İkisine birden basacağız. Yine bir şey olmadı. Oo. Aha. Bir şeyler oldu. Oley. Evet, tatlı bir karaktere sahibiz ve sağ olsun çok zeki olduğu için kendisi tuzağı fark etmedi. Ben bir önceki oynayışımda burada düz gitmiştim. Yani gitmem gereken yön. Yani iki tarafa da gidebiliyoruz sanırım. Ama ve lakin gidemedim. Yani zorlarsanız gidebilirsiniz belki ama diğer tarafta ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kayıp. Bölümümüzün adı Kayıp. Ortalığı biraz dağıttık tabi. Gürültüler normal. Devam ediyoruz. Bunlar hızlanmanızı sağlıyor aniden. Ve böyle güzelce düşüyoruz. Dediğim gibi böyle bir mekanik de var oyunda. Tabi burası bu şekilde sanırım geçilmiyor ya da ben geçemiyorum. O yüzden şöyle bir R yapalım. R'ye bastığınız zaman da oyun yeniden başlıyor. Her neyse, şuradan gideceğim ben. Daha önce denediğim yoldan. Öldük. Yine öldüm. Arkanızdaki kırmızı ve yeşil ışık sizin ne taraftan gitmeniz gerektiğini söylüyor. Pardon, ne tarafa doğru çıktığınızı gösteriyor. Yani yokuş aşağı mı yoksa yokuş yukarı mı çıkıyorsunuz? Onu gösteriyor derken çarptık. Ben nereye çarptım fark etmedim.
Oyunun yağmur efekti de çok güzel. Müziği de çok iyi. Yani gerçekten dinlendirici bir oyun diyebilirim bunun için. Çok değişik şeyler oldu orada. Demek ki oradan gitmeyecekmişim. Mantık güzel. Demek ki oradan gitmeyecekmişim. Ne? Ya yine mi? Ya. Ya gerçekten kontrolü çok zor oyunun. Şu arkadaşı kontrol etmesi bayağı bir işkence. Çünkü sola doğru gidiyor kendi kendine. Burada bir yol gördüm az önce düşerken. Onu takip edip buraya geldim. Tam karşıya geçmiş oldum yani bir nevi. Ve bir sonraki checkpoint'e de ulaştık. Bunlar neymiş? Evet, takla atıyormuşuz bunları çarpınca. Güzel. Tepelerin üstünde diye bir yere geldim. Böyle gidiyorum ben vallahi. Ben nereye gittiğim konusunda hiç fikrim yok. Oyunda minimap denen bir şey yok. Yani sanırım gerek de yok öyle bir şey. Çünkü nereye gitmeniz gerektiğinin bir önemi yok falan diye böyle. Daha önce buralara kadar gelmemiştim ya. Yani bir bölüm falan, ilk bölümü falan oynadım böyle. Sonra bıraktım. Ama gerçekten büyük bir haritaymış. Bayağıdır dümdüz gidiyorum. Hiçbir şeye çarpmadım falan böyle. Oo, ben bayağı bir hızlanacağım burada. Ha, bunun ışığı da varmış. Oo, çok güzel. Onlar ne? Ha, bir şey geçti önünde. Hep başka bir şey buldum. Aa. Mıknatıslamak 150 lira. Her neyse, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neymiş ya? Neyse.